Bir insan olarak herkese merhaba. Lütfen hepimiz ayağa kalkabilir mi? Lütfen. Şimdi hep beraber küçük bir deney yapacağız aslında. Bu deneyimiz çok basit. Gerçeği görme deneyi. Gözlerinizi kapatalım. Bakın gözlerinizi. En mutlu olduğunuz anı düşünün. Çok güzel bunu hayal edin. Mutlu olduğunuz anda neler hissettiğiniz, nerede olduğunuz çok önemli. Şimdi bir şeyler görüyorsunuz ya, daha da mutlu olmanız, uzağa görün. Lütfen gözleriniz kapalıyken oturun. Gözlerinizi açabilir. Teşekkür ederim. Bir insan olarak merhaba. Daha deminki deneyimiz aslında sizin var olan korkunuzu size anlatmaktı. Gözleriniz açıkken ayağa kalktığınız zaman herkes çok rahat kalktı. Ama benim bir gözlemim oldu. Siz mutluydunuz, mutlu bir şeyler hayal ettiniz. Bu mutluluk çerçevesinde aslında hiçbir interaction yoktu. Hiçbir uyaran sizi mutsuz etmedi. Ancak gözleriniz kapalıyken oturmaya çalıştığınız zaman herkes sizinle oturacağı yer aradı. Güzel bir şeyler aradı. Arkadaşlar bunun adı maalesef korkuyu öğrenme. Kalktığınız gibi oturabilirsiniz. Gözleriniz açıkken kalktığınız gibi gözleriniz kapalı oturabilirsiniz. Benim ismim Ahmet Yeşilgül. Ben İskenderun'a doğdum. 1984 yılında İskenderun'a doğdum. Ve bir ikiz tekiyim. Şanslı olduğum taraf, evet bir ikizim var. Şanslı olduğum güzel bir taraf var. Ana rahmindeyken ilk beslenme forgunu bana geliyordu. Ve ilk ihtiyaç olan yemeği ben seçiyordum. O yüzden iki birim yemek geliyorsa istersen 1.3'ünü yiyorum, istersen 1.3'ünü yiyorum. 1.3'ünü yediğime inananlardanım ve doğru beslendiğime inananlardanım. Bu benim şansımın başlangıcı oldu. Şimdi size geçmişinizi biraz hatırlatmak istiyorum. Bu geçmişinizde neler var? Aramızda çok genç insanlar da olabilir ama şu sesi, şu görüntü yapılacak bir sesin sonucu var. Bu modem sesi size biraz geçmişe çağıracaktır ve internetin size ilk geldiği günleri hatırlatacaktır. Çünkü hepimizin bildiği bir ses olarak kafamıza kazındı ve bu öğrenilmişlik bizim temelde internet öğrenilmişliğimizi başlattı. Modem sesini hatırlayan vardır eminim. Böyle garip bir ses çıkartıyordu. Şimdi taktirdim ama bu garip ses bizim sürekli hafızalarımıza kazındı ve nerede görsek evet, internet bizi çağırıyor dedik. Bu yıl 1994-2000 arasıydı. Ondan sonra biz yavaş yavaş öğrenmeye başladık. İnterneti, World Wide Web dediğimiz, dünyaya yeni gelen bilgi akımını özümsemeye başladık. Biliyorsunuz ki beynimiz aslında kas, bir kas. İki lobumuz var beynimizde ve bu iki lobu kullanabilir haldeyiz. İnternet geldiği gün biz bu kası çalıştırmaya başladık. Şöyle düşünün, bir ağırlık olsun ve kaldırıp indirmeye çalışın. Ne olur kol kaslarınız zamanla gelişir. Sağ kolunuzu kaldırıp indirirseniz sağ kolunuz, kolu çalışırsanız da sol kolunuz çalışır. Ben beynin iki lobunun aslında beraber çalıştığını anlıyorum. Yani benim beynim böyle çalışıyor. Bir tarafta analizler yaparken, analiz hissiyatı yaparken ve bir tarafta hedefe odaklanırken diğer tarafta renkli bulutlar üzerine gezebiliyorum. Yani sanat tarafımı da çalıştırıyorum. Sanat tarafımı çalıştırırken de gördüğüm şey aslında analiz metodolojisinde yargılıyorum. Yani bize öğretilmişliğin bir kısmında şu var. Sağ beyninizin, sol beyninizin. Bu soru hepimize gelmiştir değil mi? Sağ beyninizin, sol beyninizin. Ana soru bu. Ama bu sorunun yanlış olduğunu iddia ediyorum. Yani şöyle düşünün. Otururken sağ lobunuzda mı oturuyorsunuz, sol lobunuzda mı oturuyorsunuz? İkisini birden oturuyorsunuz. İki loba sahip. Beyniniz de öyle. İki lobunuz var. İki lobunuzla çalıştırabilirsiniz.
Bunların çalışma sistemleri farklı ama sonuç olarak beyninizi kullanıyorsunuz. Ben şöyle şanslı adamım, işte yıllardır davul çalıyorum, bateri çalıyorum, bütün organlarımı kullanmaya çalışıyorum. Hatta çalarken de bu iğrenç sesimle söylemeye çalışıyorum. Çok kötü bir davulcuyum. İnanın çok kötüyüm. Amacım burada iki elimde kullanmaktı. Çünkü şunun inadıyla yaşadım. 13 yaşındayken sağlak mısın, solak mısın inadıyla yaşadım. Ben sol elimle bugün yazabiliyorum. Sol elimle yemek yiyebiliyorum. Ama inanının aksine sağlığım. Öyle doğmuşum. Bu beyninizin ritmik olarak çalıştırılmasını sağlıyor aslında. Biz var olan günümüzde, extended reality sisteminde bunu çalıştırmaya çalışıyoruz sizin için. Yani duygularınızı daha baskın çalıştırmaya çalışıyoruz. Yani var olan korkularınızı yenmeye çalışıyoruz. Daha demin sezgisel bir durum yaşadınız. Otururken elinizi koydunuz ve kontrol ettiniz. Çünkü gözleriniz kapalıydı. Beyniniz size şunu söyledi. Dedi ki, gözlerin kapalı, dikkat et, bir tehdit olabilir. Ama sezgileriniz aslında şunu biliyor. Ben buradan ayağa kalktım ve gözüm açıktı. Neden otururken bir anda korumaya geçtim? Maalesef öğrenilmişlik böyle bir şey. İyi öğrenilmişliklerin yanında unutmayın, kötü öğrenilmişliklerimiz var. Ve bu öğrenilmişliklerimiz, kötü olan kısım bizi etkiliyor. Etkileyen kısımlardan bir tanesi. Tabii bunları teknoloji için anlatıyorum şu an size. Teknolojinin varlığını devam etmek için. Hepiniz Walkman'ı tanıyorsunuz değil mi? Walkman'ı tanımayan var mı? Güzel, yok. Yani çünkü 2005'ten sonra falan doğması lazım. Ya da müzeye gitmemiş olması lazım. Walkman'den gördüğünüz Spotify'a çok hızlı bir geçiş yaşadık. Ve hiç kimse yadırgamadı bu geçişi. Geçiş ne oldu? Walkman, Discman, Atrak, işte daha küçük iPod Touch, işte daha küçük player'lar falan derken bir anda Spotify geldi, dünyamızda cebimize girdi. Olay bitti. Bunu yargılayan oldu mu aranızda? Ya niye Spotify kullanıyoruz ya? Walkman ne güzel diyen olmadı değil mi? Peki, kulaklık. Walkman'le başladı aynı anda. Şimdi kulaklık nerede? Hala kulaklık var değil mi? Benim kulağımda da var. Küçüldü biraz. Okay. Ama kulaklık yok oldu mu? Bakın Walkman'deki ses yok oldu. Buluta taşındı. Spotify oldu. Kulaklık ne oldu? Küçüldü, büyüdü. Hatta daha profesyonel kulaklıklar için kocaman şeyler kulağımıza takar oldu. Burada insan devreye giriyor. İnsanın öğrenilmişliği devreye giriyor işte. Vücudumuzda biliyorsunuz ki 3 tane kemik var. Bunlar en küçük kemiklerimiz arasında. Ört, üzengi ve çekiç. Kulaklarımızın bölgesinde. Peki, ben şöyle bir device yapsam. Şuraya taksam. Ört, üzengi, çekiçin titreşimini sağlasam. Ve burada high quality bir ses alsam. Mümkün mü? Mümkün. Ben hayal edebiliyorsam, sizler hayal edebiliyorsanız mümkünüz. Neden yapmadık? Çünkü öğrenilmiş çaresizliğimiz bize şunu söyledi. İnsan, aman insanı denememek lazım. Aman insandan uzak durmak lazım. Ya bir şey olursa. Hep bu korkularla büyüdük. Hep bu korkularla yaşadık. Kalp pili bulunduktan sonra ne zaman gerçekten kullanılmaya başladı biliyor musunuz? 40 yıl. Neredeyse 40 yıl sonra kullanılmaya başladı. Bugün kanserde tedavi uygulanabiliyor, kanser hücreleri bulunabiliyor. Ama gerçekte kanser tedavisi diye bir şey var mı? Yok. Çünkü bürokrasi ve etik devreye giriyor. Ne oluyor? Sizin bulduğunuz güzel şeyler de bir taraflarda kalıyor. Çünkü korkularınız var. Ya kansere tedavi olursa, ya şöyle olursa, ya insan öldürürsek, ya insana zarar verirsek. Ya tamam, öf düzenli çekici titreştirip yapabileceğimiz en büyük problem ne olabilir? Sesi daha yüksek almak, daha zararlı ses almak, zırt yapmak, keseriz. Olmadı, başlangıcı. Aslında biz insan olarak daha şeyleri engelliyoruz. Nasıl engelliyoruz? Burada gördüğünüz bir hikayem var. Benim insan evrimim, insan evrim tablom bu. Bu internette bulabileceğiniz bir görsel aslında. Başlangıcı görüyorsunuz, biliyoruz. Bir adaptasyon süreci yaşıyoruz ve bu başlangıçtan gelen adaptasyon süreci aslında çok hızlı oldu. Evet, dün maymunduk, bugün telefon kullanıyoruz. Hong Kong'da 70 yaşında bir amca elinde telefonla şu şekilde yürürken bana çarptı.
Adam 70 yaşında. Telefon kullanmayı 15 yıl önce öğrenmiş. Ve zaten şöyle olduğu için, yani farkındaysanız dünyadan bağımsız yaşadığı için size çarpabiliyor. Ve gerçekten şöyle yürüyorsunuz. Sürekli. Bazı ülkelerde biliyorsunuz değil mi? Cep telefonuyla yürüme yolları var. Peki bu insan işi mi? Sizi dünyadan uzaklaştırıyor, başka bir şeye koyuyor ve diğer dünya etmenlerine uzak kalıyorsunuz. Hayır. İnsanların aslında şu anda var olduğumuz noktadaki dönüşüm noktası. Biraz insan işi. Çünkü artık giyilebilir teknolojiler var. Kolumuzda saat var. Kaç kişinin akıllı saati var bu salonda? Normal. Var, güzel. Yeni yeni evrimleşiyoruz. Güzel, o da güzel bir şey. Akıllı saat kullanıyoruz. Kalp ritmimiz ölçülüyor, uykumuz, her şeyimizi analiz yapabiliyoruz. Ya da gözlük. Kaç kişi sanal gerçeklik gözlüğü denedi? Yarın hepinizin evinde olacak, biliyorsunuz değil mi? Hepinizin evinde bir sanal gerçeklik gözlüğü olacak ve hepiniz buna ulaşabileceksiniz kolay bir şekilde. Yani gerçekten aslında dönüşümün ortasındayız. Peki, değişim. Değişimde nasılız? Çok hızlı söyleyeceğim. Benim sağ kolum koparsa robot kol isterim bunun yerine. Eğer kangren olur, bir şey olur ya da sol bacağım amputa olur, hangi bir şeyde ben bu robot kolu ya da robot ayağı isterim. Şu an bu yapılabiliyor dünya teknolojilerinde. Ama şunu isteyemiyorum. Ben sağ kolumu keseceğim, yerine robot kol takacağım. Bu benim öz hakkımken niye isteyemiyorum? Ve nihai son. Nihai sondaki durum da şu. Şimdi beynimiz elektrik dalgalarıyla çalışıyor. Hepimiz biliyoruz. Bir elektrik akışı var. Nöronlar arası transmisyonlar elektrikle geçiyor. Şimdi Wi-Fi 6 çıktı. Bilen var mı? Daha da güçlü bir Wi-Fi teknolojisi var artık. Bilgisayardaki Wi-Fi 1'den 6'ya gelen evrimleşme sürecinde çok daha güçlü. Artık bu salonu tek bir router'la kontrol edebileceğiz. Çok insan bağlanacak. Bir elektrik akımını büyütmekten ve geliştirmekten bahsediyoruz. Peki beyin nasıl çalışıyor? Beyinde de bir elektrik akımı var. Bölgesel olarak hissettiğimiz bir şeyi ekspans edebilir miyiz? Şu an konuşmadan beyni duyma olasılığınız var mı? Belki var. İnsanın nihai sonu da bu. Bunu sadece kabul etmek ve hızlı öğrenmemiz lazım. Nihai sana nasıl yaklaştığımız aslında çok basit anlatılıyor. Matrix'ten basit bir görüntü, 1999-2000, hadi canım diyoruz değil mi? Kurşun durdurulur mu? Ne güzel bir science fiction diyoruz. 4 ay önce çekilmiş bir video. Arkadaşımız kafasına taktığı enstrümanla o drone'u kontrol ediyor. Nihai sona yaklaştığımız herkes emin mi? Peki. İşte bu. Sorunumuz bu. Kocaman bir soru işareti var. Teknoloji eksponansiyel artarken insanlık neden eksponansiyel artmıyor? Neden yaklaşamıyoruz? Teknoloji 4.0 diyoruz. Endüstri 4.0 diyoruz. İnsana ne diyoruz biliyor musunuz? 2.0. Neden insan 4.0 değil? Neden 2.0 değil hala? Lütfen bunları düşünün. Bunları çözmeye çalışalım. Öğrenilmiştik. Korkumuzu, öğrenilmiş korkumuzdan farklı söylemek. Şimdi tekrar edeceğim. Gözlerinizi kapatın. Hayal etmemizi istediğimiz şey sadece gerçekten orada oturup oturmadığınızdan emin olmanız. Gerçekten varlığınız siz misiniz? Kendinize dokunduğunuz zaman gerçekten siz misiniz? Lütfen bunu oynayalım. Emin olan varsa ellerini kaldırın. Biz de onu geçmiyorlar. Çok teşekkür ederim. Konuşmamın sonuna geldim. İnsanlık için geldim. Teknoloji adaptasyon için geldim. Tekrar çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.